Okullarımızda hijyen çalışmaları yapabilmek için öncelikle kaliteli bir hijyen firmasıyla anlaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat edin. Şimdi Sinan Bey var. Burada hijyen çalışmalarını yapan. Evet. Kendisine bir soru sormak istiyoruz. Evet. Nano hijyen konusunda dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Şöyle ki, nano hijyen yapabilmek için iki adet ruhsata ihtiyacımız vardır. Birincisi, ilacın uygulama ruhsatı Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı. İkincisi de firmanın uygulamayı yapabilmek için BSÜ'den ürün uygulayıcı ruhsatı da gerekmektedir. Bunlar olduktan sonra bir problem olmayacaktır. Sinan Bey, teşekkür ederim. Bir de uygulamayı görebilir miyiz acaba? Tabii, ben bir örnek göstereyim. Cihazımız ULV cihazıdır. Soğuk sisteme yapar. İçine Sağlık Bakanlığı onaylı uygun bir ilaç koyduktan sonra 5 litreli seyreltiyoruz. Daha sonra odayı boğacak şekilde ülkemiz çok sıkıntılı ve ciddi bir sınavdan geçiyor. Bu kapsamda koronavirüsü ülkemizde derinden etkilemiştir. Bu süreçten olabildiğince en az hasarla çıkmak en büyük temennimiz. Bu süreçten elbet her sektör öyle ya da böyle bir şekilde etkilendi. Fakat eğitim sektörüne o kadar ağır bir darbe oldu ki bu kaybın nasıl telafi edileceğini şu an için öngöremiyoruz. Öyle bir sektör düşünün ki 0-6 yaş arasında hizmet etsin, 55 bin üzerinde çalışanı olsun, doğrudan 1 milyon kadın istihdamına olanak sağlasın. Evet, okul öncesi eğitim kurumlarından bahsediyoruz. Bu süreçte belki de en çok hasar gören, ağır yaralanan özel anaokullardır. Devletimizin bu kurumları görmesini ve desteklemesini istiyoruz. Zira bu sektör bu derin yaraları sarılmaz ise 7500 kurumun %40'ı kapanacak ve üzerlerine söylemek istiyoruz. 55 bin çalışanımızın 28 bini işsiz kalacaktır. Devlet büyüklerimizden özellikle istirham ediyoruz. Gelin bu hayati öneme sahip sektörü ayakta tutalım. Çocuklarımızı sahipsiz, öğretmenlerimizi işsiz ve kurumlarımızı kapatmak zorunda kalmayalım. Ekonomimizin çarklarını vereceğiniz bazı desteklerle beraber omuzlayacağımızı asla unutmayalım. Devletimizden öncelikle beklentilerimiz var. KDV, SGK ve stopajların faaliyetlerimizin durdurulduğu andan itibaren okulların açılacağı döneme kadar olan borçların ertelenmesi değil, silinmesidir. Devlet bankalarından bu kurumlarımıza en az 5 yıl vadeli 0 faizli kredi imkanı verilmez. Okul öncesi eğitim kurumları geleceğimizin teminatıdır. Geleceğimizi kurtarın. Hem devletimize hem de kıymetli velilerimizden ricamız. Gelin okul öncesi eğitim kurumlarının sesine kulak verin ve desteklerinizi esirgemeyin. Vereceğiniz her türlü desteğin karşılığını bu kurumlarımız kat be kat geri verecektir. Okullarımız açıldığında kurumlarımıza kira, stopaj ve vergi yükünün haricinde personel maaşları ve genel giderlerin dahil olacağını unutmayalım. Önümüzdeki süreçte %50 ve altı kapasite çalışmak zorunda kalabiliriz. Servis kapasitelerini %50 düşündürmek zorunda da kalabiliriz. Bu da bizlere ekstradan %30 civarı bir maliyet artışına neden olacak. Kurumlarımız bu süreçten sağlam çıkabilmek adına birlik olmalı, birbirlerine destek olmalı, ayakta kalabilmek için kenetlenmeli ve mutlaka ileriye dönük planlar oluşturulmalı. Stratejiler geliştirmeli, uzaktan eğitim modellerine mutlaka entegre olmalıdır. Sesimizi duyurabilmek adına her kurum kendi çapında destek olmalıdır. Buradan sesimizin duyulması adına destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, Özel Anaokulları Derneği adına ayrıca teşekkür ederiz.